Hatırlayacaksınız. Trabzon havalisinde dolaşmıştık geçen hafta. Önce Değirmendere Vadisi'nde yatağını dövüp çakıllarını söken berrak suların kaynağına yükselmiş, zıpkın gibi delmiştik Maçka Tüneli'nden dağları. Sonra İran'ı Tuna boylarına bağlayan Zigana geçidine doğru yürümüştük döne döne. Hamsiköy'de dört mevsim çiçek yiyen hayvanların sütü esans gibiydi inanın. Yüklüydü usarelerle. Sütlacı sütünden alıyordu ününü. Sis, sis ve yine sis. Ak bulutlar sarmış, duman duman kapanmışlardı zirvelere. Mor kayaları mekan tutan nefti ağaçlar ziyafet çekiyordu gözlere. Çiçek böcek muhabbetiyle daldığımız manzaradan ürpererek uyanmış, neden sonra hissetmiştik yürek donduran suhuneti. Bin pişman olmuştuk, kazaklarınızı yanınıza alın, soğuk ciğerinizi işler diyenlere dudak büktüğümüze. Mısır yeşili, çay yeşili, fındık yeşili. Kameramızı kurduğumuz her köşede ayrı yeşiller gülümsemiş, çamdan çime ton ton kucaklamıştı objektifimizi. Vakfıkebir'de babam yaşında cipler çekmişti dikkatimizi. Yarım asırlık geçmişlerine rağmen diriydiler ve çalışıyorlardı saat gibi. Elbette cibin kalitesinden çok sahibinin maharetiydi bu. Sonra ancak küfeyle taşınabilen iri Vakfıkebir ekmeklerinden dem vurup uzanmıştık mandıralara. Şöhreti il hudutlarını aşan tereyağlarını çalışmıştık tanıtmaya. Akçaabat, beton yığınlarının yamaçlara yürüdüğü bir metropol kopyasıydı sanki. Ancak tarihi evleri de ayaktaydı henüz. Ara sokaklarda çocuklar yoldaş olmuş, merakla izlemişlerdi bizi. Oralara kadar gelmişken köftesini test etmeden geçemezdik tabii. Bilinen usullerle yoğrulan köftenin ne tekniği başkaydı ne de malzemesi. Ustası tek kelimeyle farkı özetlemiş, eti demişti gülümseyerek. Akçaabatlılar yörenin en kaliteli tütünlerini yetiştirirler malum. Fidesi, ekimi, çapası, toplaması neyse de yaprakları kurutmak derttir bu iklimde. Yağmurun ne zaman bastıracağını Allah bilir sadece, Celle Celaluhu. Yomra, Arsin ve Araklı gibi sahili mekan tutan şirin beldelerden kısa resimler sunup ulaşmıştık Sürmene'ye. Konaklar adeta çağırmışlardı bizi, haykırmışlardı, buradayız diye. Ağzı açık seyre dalmıştık onları. Ya ne yapmalıydık? Bizim gibi ömrü beton yığınları arasında geçen şaşkınlar için bulunmaz manzaralardı bunlar. Sonra Karadeniz pidesini Karadeniz'de yemenin farkını yaşamıştık. Peyniri peynir gibiydi, yağı yağ gibi, mübarek helva gibi eriyordu ağızda. Yöre kızları ilmek ilmek çeyiz değil, satır satır duygu dokumuşlardı sanki. Desenler kah ümitti, şefkatti, bahardı, kah gurbetti, hasretti, kahırdı. Bir mektuptu anlayana. Hamsi tavaları, mıhlama sahanları, abdest ibrikleri derken kemençeleri görüntülemiştik boy boy. Ama Sürmene'nin adını dünyaya duyuran bıçaklarıydı tabii. Kemik saplı hançerler elmastan sertti, jiletten keskin. Sonra vurmuş yamaçlara, uzanmıştık köylere doğru.
Yükseldikçe güneş kaybolmuş, ortalığı bir sis bir pus sarmıştı sormayın. Yağmasa da cildimizde hissediyorduk rutubeti. Ürpertiyordu bulutların serin bu sesi. Sahi böylesi köy evlerini yapmak ne mümkündü artık. Kereste tacirlerinin bile güçleri yetmezdi onlara. Hem o eski dülgerlerden kaç tane kalmıştı canım? Ofta iç içeydi fabrikalarla camiler. Minarelerle bacaların dostluğuna şahit olmuş, sevinmiştik maddi ve manevi kalkınmanın elle tutulup gözle görülür numunelerine. Hapşihas Köprüsü'nde kısa soluklar alıp refakat ettik kütür kütür akan solaklı çayına. Çaykara bir kasabacıktı kendi halinde. Uzungöl yolu bölge ulaşımının müşahhas misaliydi. Suların dilimlediği yol asalliceydi sürülmüş tarladan. Sanki tümseklerle çukurlar vermişler el ele, savaş açmışlar tekerleklere. 30 kilometrelik yolu birkaç saatte kat edebilmiş, lakin şikayet etmemiştik halimizden. Eşine ender rastlanan resimler derlemiştik zira. Bir Temmuz günü gök sağanak sağanak boşanmış, yuğup yıkamıştı bizi. Islak kediler gibi titreyip büzülmüştük kuytularda. Trabzon bir tarih ve kültür beldesiydi. Tartışmasız sahilin gözdesiydi. Fethin akabinde sadece Orta Hisar ve Yeni Cuma camilerini mescitleştiren ecdat, onlarca kiliseyi bağışlamış, ibadetlerinde hür bırakmıştı Hristiyan tebaayı. Yine Sümela ve Kızlar Manastırlarında ruhban yetiştirebiliyorlardı diledikleri gibi. Ancak cemaatsiz, haliyle metruk ve bakımsız kalan kiliselerden onarılıp kurtarılanlar oldu ki bu kez cami olarak sunuldular ahaliye. İşte haziresinde hanım sultanlar yatan kutlu Ayasofya bunlardan biriydi sadece. Onu müzeliğe mahkum eden zihniyetin maksadı meçhuldü hala. Anlayan beri gelsin. Osmanlı mührünü yaman vurmuştu Trabzon'a. Bırakın mimari izleri, taht kurmuştu gönüllerde. Gülbahar Hatun kutlu kadındı, şanslı kadın. Yavuz gibi bir yiğit doğurmak nasip olmazdı her anaya. Boztepe'de Ahi Evran adına yaptırılan nurlu türbede fatihalar okumuş, şefaat dilemiştik hak dostundan. Yine Hacı Dursun, Hacı Ferşat efendilerle Maraşizade Hasan ve Osman kardeşler manevi zirveleriydiler yörenin. Kuddise sırru. Trabzon camileri biblo güzelliğindeydi. Sonra inanın birer hazineydi hazireleri. Dedelerimiz ölümü dostu dosta kavuşturan bir köprü gibi görmüşler, kabre girmekten değil asi gitmekten korkmuşlardı. Dahası şerbete benzetmişlerdi eceli. Kalanlar unutmamış, yad etmişlerdi cetlerini. Mezarlıklarla iç içe yaşayan halk, İbret almıştı bükük boyunlu mermerlerden. Bakın, mezar taşları tapu senetlerimizdir. Köklü geçmişimizi haykırırlar dosta düşmana. Ama nedendir bilinmez, balyoza mahkum edilirler 1930'lu yıllarda. Hüküm anında infaz edilir ve alel acele tamamlanır katliam. Ancak kuytulardakiler kurtulur menfur saldırıdan. Şu gördükleriniz yani. Trabzon şehirdi şehir gibi. İnanın göz alıyordu geniş meydanları, muntazam binaları, tarihi dokusu ve düzgün caddeleri. Esnafı güçlü, vitrinleri doluydu. El sanatları yaşıyordu henüz. Asırlık hanlarda tıngır mıngır bakırlar dövülüyor, isti dükkanlarda akça pakça kalaylanıyordu kızıl sahanlar. Ama Trabzon'un adını yurt sathında duyurma şerefi, örme bileziklere nasip olmuştu. Tel haline getirilen altını
ilmek ilmek örmek sabır işiydi inanın. Şehirde mahalli lezzetler unutulmamıştı henüz. Helvacılar satır kesmez cevizlilerden ağızda eriyen tahinlilere onlarca çeşit hazırlıyorlardı gün boyu. Evet, manzara cihetinde görünen bunlardı yörede. Bugün daha ziyade renkli kişilikleri merak edile gelen Karadeniz insanını tanımaya çalışacağız sizlerle. Söz konusu çalışma için Sürmene Of arasında çok tipik bir belde seçtik, Çamburnu'nu. Bakın, çamın böylesi zirveleri mekan tutar, bulutlu doruklara yerleşir aslında. Koca Karadeniz sahilinde çamların sahile sarktığı tek nokta burasıdır. Belki de adını bundan alır belde. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u fethettikten sonra doğuya yürür. İslamiyet'i yaymak için camisi, medresesi ve imareti olan 7 külliye yaptırır Trabzon-Rize hattına. İşte bunlardan ilki Buharalı ustalara inşa ettirilen Kemerli Camii'dir. Gel gelelim kestane ağacından yapıldığını öğrendiğimiz ahşap bina zamanla viranlamış ve yeni camiler kondurulmuştur arsa üstüne. Derken bir ilim menbaı olur Çamburnu. Rahleler kurulur, yayılır seccadeler. Belde günden güne gelişir ve yetmez olur mabetler. Makrandoz ve Sargona camileri böylesi bir ihtiyacın ardından inşa edilir. Onları Hamandoz ve Kuşluca mescitleri izler. Bu köyler topluluğu Mahno diye anılırlar yörede. O yıllarda demircilik, bakırcılık ve tekne yapımıyla Rumlar iştigal ederler malum. Türklerse balıkçılıkla geçinirler ekseri. Ancak Çamburnu istisna olur. Daha becerikli sanatkarlar çıkarır ve ciddi ciddi rakip olur Rumlara. Son 50 yıla kadar canlı bir çarşısı vardır ve ticaret merkezidir Çamburnu. 50 sene evvel burası çok büyük, güzel bir çarşıydı. Yani faal, her hususta, ustasından, derdisinden, marangozundan, demircisi, berberi, aykabicisi, manifatracı, bakkal deyince hepsi burada mevcuttu. Ancak ahaliye yetmeyen tarım sahaları gurbeti getirir gündeme. Birbiri ardınca çekilir kepenkler. Arazi zaten dar ve azdır. Kaldı ki miras yoluyla taksim edile edile bölünmüş, değmez olmuştur ekmeğe. Ancak kaplarına sığamayan Mahnolular yürürler büyük şehirlere. Başarılı da olurlar hani. Düşünün, nüfusu 1200 civarında olan Çamburnu'ndan yaklaşık 300 güçlü sanayici ve iş adamı çıkar. Şaşırdınız değil mi? Geride kalanlar da boş durmazlar hani. Karadeniz'in en büyük tersanesini kurarlar. Balıkçı motorları, yük gemileri, hatta hücum botları üretirler. İşin enteresan yanı, teknelerin ne planı vardır ne de projesi. Henüz bir mühendis parmağı girmemiştir işlere. Koca koca gemiler, el terazi, göz mizan çatılıp kaynatılır. Ancak tek problem çıkmaz bugüne kadar. Dahası eski tekneleri enine kesip uzatır, boyuna yarıp genişletebilir Çamburnulu ustalar. Bakın, bu söylediklerimin zorluğunu erbabı anlar ancak. Buranın tarihi bayağı eski. Şöyle diyelim, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Turgut Reis'in kadırgasının burada tamir edildiği yazılmakta. Ki bu da tahmin ediyorum 1650 yıllarına intikal eder ki işte o zamandan günümüze kadar bu meslek devam etmekte. Aslında hemen aklınıza gelecek, siz sormadan hemen söylüyorum. Mühendislik olayı söz konusu olacak. Mühendisimiz yok. Olmamasına rağmen
Yani okullu mühendisimiz yok. Aslında biz mühendisiz de diplomamız yok. Burada en tahsil olan benim sanıyorum. Herhalde başka yoktu. Sanat okulu mezunuyum. Ama gemiyi A'sından Z'sine kadar en ufak işçimizden de diyelim hepsi bilir. Yani bütün özelliklerine sahiptirler, öğrenirler. Çünkü bu işin geleceği parlaktır. Türkiye'nin üç bir yanı deniz. Mecburdur öğrenmeye bu işi. Ona da ihtiyaç vardır. Yapıyoruz, en iyisini başarmaya çalışıyoruz. Rakiplerimizle en azından aynı seviyede olmayı ve hatta üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Kenan Usta, kelimenin tam manasıyla sanatkar. Birbirinden güzel kotralar yapıyor o. Konuşturmasını biliyor mütevazı keserini. Yaşlı kurt özellikle malzeme seçiminde aşırı hassas. Gövdede kestane kullanıyor, iç aksamda maun. Hal böyle olunca garanti verebiliyor kotralarına. Hem öyle 3-5 değil, tam 20 yıl. Müşterileri genellikle batılı dergilerden gördükleri modelleri istiyorlar ondan. Kenan Usta ölçüp biçiyor ve o kendine has titizliğiyle çatıp çakıyor, boyayıp cilalıyor. Geceli gündüzlü çalışıp yetiştiriyor siparişi. Üstelik sahibine katalog fiyatlarının yarısına mal oluyor tekne. Ha, bu geldiğinde işte bu gördüğünüz gibi teknenin, şuradaki teknenin şeyi var. Buradakinin bir resmi var. Yani şöyle bir resim gösteriyorlar, veriyorlar. Ona göre, hatta bu fiyatları bile burada bayağı mark ve hotolar üzerindedir ama biz bunun yarı fiyatına bile yapabiliyoruz onu yani, çıkartabiliyoruz bunu. Karadeniz engebelidir malum. Şöyle futbol sahası yapacak kadar düzlük bulamazsınız koca bölgede. Hal böyle olunca motorize tarım yapılamaz elbet. İş gelir dayanır bilek gücüne. Titrek dizli aksakallılarla bükük belli nineler girerler yükün altına, omuzlarlar yerinden kalkmaz balyaları. Üstelik patikalar dik, ambarlar zirvelerdedir. Belki de bu yüzden dinçtir onlar, kim bilir. Karadeniz evleri hayli mesafelidir yek diğerinden. Dostluklarda mesafe tanımayan bu sıcakkanlı insanlar yuvalarını kuytulara kurarlar ne hikmetse. Anlatılmaz bir haz alırlar yeşille kuşatılıp doğayla boğuşmaktan. Bahçelerinde salatalık, fasulye ve kara lahanaları olmalıdır onların. Evlerdeki mahareti görmek için sanırım usta olmaya gerek yok. İnce zevk ortadadır ayan beyan. Yine yanı başlarında ambarlar çeker dikkati. Fındık ve mısır saklanan bu serenderler, farelerin ulaşmaması için payandalar üstüne çakılır. Üstelik müsaittir havalanmaya. Sahilde köşkler, yalılar karşılar sizi. Ama içlerinden hiçbiri Memişa konağındaki zarafete ulaşamaz. Kale heybetindeki bina sağlam ve korunmaya müsaittir. Sanırım muhtemel korsan saldırılarına karşı tedbir almıştır ustası. Dağları dilim dilim bölen dereler köprülerle aşılır ancak. Çamburnu köprüleri kendilerine has mimarileriyle dikkat çekerler. Kim yaptırmış, ne zaman yaptırmıştır merak etmez ahali. Banisine Fatiha okumayı unutmaz ama. Yine adım başı tarihi bir çeşmeye rastlarsınız bu iklimde. Kitabeleri yoktur ve bilinmez sahipleri. Çay, Rabbimizin lütfu ihsanıdır bu coğrafyaya. Ağızlara yaprak yaprak lezzet sunan bu bitki kalenderdir. Öyle uzun boylu bakım istemez. Ancak çay toplama işi zahmetlidir hayli. Sezon boyunca diz kıvırtıp oturtmaz müstahsili. Üstelik toplandıktan sonra kısa bir süre içinde fabrikalara yetiştirilmeli, fırsat vermemelidir çürümesine. Kamyon her zaman rast gelmez. Üstelik çok az yola girebilir arabalar.
Yük genellikle sırtta taşınır. En zor yanı burasıdır işin. Tartılıp teslim edilen çaylar yazılır deftere, çiziklerle şekillenir ümitler. 50 koçan çeyiz, 100 koçan düğün demektir belki de. İşte o buharı buruk çaylar, böylesi gailelerin ardından ulaşır bardaklarımıza. Gülümserler yakut yakut. Emeği geçenleri şükranla anmalıyız sanırım. Çay toplamak kadınların ve çocukların işidir. Bakın bunu erkeklerin tembelliği gibi yorumlayanlar hata ederler. Zira onlar yaklaşan balık sezonunun hazırlığı içindedirler pürtelaş. Ağlar ve tekneler acilen geçirilmelidir elden. Hoş Karadeniz eskisi gibi mümbit değildir artık. Rus ve Balkan devletleri katledip kurutmuşlar canım deryayı. Şuursuz avlanmaysa dara ekmiş balıkların dibine. Kalkanların, kefallerin, palamutların sadece hikayeleri anlatılır artık. Yaşlı kurtlar neydi o günler muhabbetleriyle hasret giderirler çınar altlarında. Faciayı yakından izledik. Kırık dökük bir tekneyle açıldık denize ve balığın olduğu sanılan sulara saldık ağları. Uzunca bir bekleyişin ardından ağlara asıldı tecrübeli balıkçı. Netice mi? Sadece birkaç deniz anası. Dört gözle sandal yolu gözleyen kediler talim ettiler ekmek içine. Çay tarlalarından yorgun argın gelen kadınlar için en pratik yemek kara lahana aşıdır. Zira bahçenin bir köşesinde tencere dolduracak kadar olsun lahana vardır mutlaka. Karadenizli kadınlar odun ateşiyle kaynatırlar bakır kazanlarını. Kara lahanaları yıkar, paklar ve kopararak atarlar suya. Zira onlar bıçağın lezzet kaçırdığına inanırlar. Yine karıştırmak için metal kepçe değil, kudal adı verilen çatallı çomaklar kullanılır. Yemeğe tuz, mısır unu, bir miktar iç yağ ve acı biber katılır. Köyümüzün yemeği böyledir Karadeniz yemekleri. Yani köyümüzün yemeği böyledir. Taşla ısınır. Yani pişirince taşımız ısınır. Kurgana misir etmiyor yoğurduk hamurunu. Kurgana orada sabahını kaldırıyor. Bu lahana kurutu üstüne çevirmesin hamsiyi. Üstüne lahana yaprağı serilir. Hamsi pişince alır bunu. Sık da onu koyuyoruz sofraya. Yiyirik ondan, ondan sonra da bundan çok güzel oluyor. Yemesi çok iyi oluyor. Şahane yemek oluyor yani. Karadenizlilerin mısır muhabbetleri malum. Kaynamışı ve kızarmışı bir yana, unundan da vazgeçemez onlar. Kehribar renkli mısır taneleri, gücünü sudan alan değirmenlerde öğütülür. Su, martı tüyü gibi köpük köpük yağdı mı, taş fırıldak oldu dönüyor demektir. Kadınlar maharetle yoğurdukları mısır hamurlarını kızgın saçlarda ve kuzinelerde pişirir, ekmek yaparlar. Bu lezzetten geçesi değildir onlar. Hatta rivayet edilir ki, gurbetteki oğluna mektup yazan bir ana, "Bu sene öyle kıtlık oldu, öyle kıtlık oldu ki" der, "neredeyse buğday ekmeği yiyecektik." Bakın bu yaşlı teyze mıhlama pişirdi bizlere. Önce koyu sarı vakfı kebir yağını eritti sahanda. Ardından peynir, mısır unu ve sudan ibaret karışımı boca etti içine. Bu ziyafetin başlangıcıydı henüz.
Ardından lahana yaprakları arasında buğulanmış balıklar getirdiler. Soğanları yumrukla kırıp elle böldüler domatesleri. Lahana sarması ise sultanıdır sofraların. Bakın, bu hayli zahmetli bir iştir. Lahanalar toplanır, yıkanıp paklanır, haşlanıp yumuşatılır. İç için domates, biber, pirinç ve parça et yoğrulur. Derken işin en meşakkatli safhasına gelir sıra. Baş döndürücü bir süratle yaprak saran kadınların ellerini takip edemezsiniz, inanın. Baka kalırsınız maharetlerine. Buğusu tüten sarmanın ardından sıra karayemişe gelir. Bakın, karayemiş ağaçları gölgelemekle kalmamalı, çevirip saklamalıdır evleri. Bilmem tadabildiniz mi hiç? Bu yemişin tadı eriye benzer, şekli kiraza. Pekmez içmiş köy çocukları gibi gülümser dallarda. Üstelik şifalıdır da. Kaygana ise yumurta, maydanoz ve mısır unundan hazırlanan bir çeşit omlettir ki tek farkı hamsili olmasıdır. Çamburnu meyve ambarıdır. Hele armut öyle bol, ama öyle boldur ki dalında çürüyüp dökülür mübarekler. Nadiren silkelenip yedirilir hayvanlara. Çocuklarla dost oluyoruz. Ayaklarımıza dolanıyorlar adeta. İçlerinden poz verenlerini mi ararsınız, şarkı söyleyenlerini mi? Ambarda durdun mi? Nenen çarık çiğerdi. Kızılları unuttun mu, kılları unut. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp mı yiyeceksin? Suda pişmiş mısırı tuzlayıp mı yiyeceksin? Benden dinleyeceksin Mısır'ı, türküsünü. Karadeniz kadınları iç içedirler toprakla. Ot biçmek, mısır dermek, meyve toplamak onlara düşer. Ancak zevk alırlar çalışmaktan. Sabır ve tevekkül ehlidirler zira. Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Çamburnu halkı da dindardır. Yeşillikler arasından fışkıran kalem endamlı minareler tevhide haykırırlar sanki. Kurslar kadife sesli hafızlar yetiştire dursun, camilerde yaz boyu kurulur rahleler. Nur yüzlü çocuklar koşuştururlar elif bağlarıyla. Belde merkezinde mükemmel bir cami inşasına başlanmış. Sanırım siz de fark ettiniz. İnşallah Dolmabahçe Camii'nin birebir kopyası olacak bu. Çamburnu dağları ziyafet çeker gözlere. Tepeler çamın en irisiyle bezelidir, çimin en yeşiliyle. Ancak sadece üstü değil, altı da zengindir toprağın. Karadeniz bölgesinin en zengin bakır kaynaklarına sahiptir yöre. Dudak uçuklatan çukurlarda dozerler çalışır gün boyu. Kayaları kırarlar hışımla. Maden çeken kamyonlar dertli dertli uğuldar rampalarda. Tüm bölgede olduğu gibi Çamburnu halkı da kesilirler Trabzon'a. Maç günü bayrağını kapan koşar stada. Anadolu futbolu adına çok şeyler beklenen takım muhteşem törenlerle açar sezonu. Öze dönüş sloganıyla gücünü gencinde arar. Futbolcular için her şey değildir para.
Karadeniz devamlı eser. Buna rağmen yosun kokan rüzgarın bile rutubeti dağıtamadığı günler yaşanır yazın. İşte sıcak Temmuz günlerinde yaylalarını hatırlar sahildekiler. Hıdır Nebi, Sultan Murat ve Kadırga yaylalarında şenlikler düzenlenir. Çay tarlalarında bunalan kadınlara minik bir tatil, tekne onaran balıkçılara ise kısa bir soluk olur festivaller. Çadırlar kurulur. Bir geceliğine de olsa ıslık ıslık uğultusu dinlenir haşin rüzgarın. Hele davullar vurulmaya görsün. Perçin çakan çekice döner gençlerin yüreği. El sıkıp ense tutar, tırpan vurup nara atarlar. Güreşin akabinden dostça kucaklaşmasını bilirler yine de. Hamaklar kurulur, ateşler yakılır. Körpe kuzular ağırlanır mangallarda. Hoş çobanlar yaylalardan ayrılmazlar zaten. Karpuz çatlatan gözeleri, yatağını döven dereleri ve derin gölleriyle doyulası değildir coğrafya. Çukurlarda biriken kar yaz boyu dayanır ve ulaşır bir sonraki kışa. Şenlikler sadece yaylalarda yapılmaz elbet. Sahilde de tertiplenir benzer eğlenceler. İşte Çamburnu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tertiplediği şenlik bunlardan biriydi mesela. Böylesi fırsatlar kaçmaz belgeselci için. İnsan manzaraları toplanacak en uygun zeminlerdir zira. Görünüşte kemençeler çalındı, horonlar tepildi, mangallar yakılıp köfteler yenildi. Ama aslında resmi olmayan bir kongreydi bu. Gurbettekilerle, sıladakileri perçinlemekle kalmadı, yurdun değişik yörelerine dağılmış hemşehrileri getirdi bir araya. Kısa fakat özlü konuşmalarda tek mevzu işlendi, Çamburnu için bir araya gelebilmek. Evet, Çamburnu, gemi sanayi, tabii güzellikleri, bakır işletmeleri ve su ürünleri yüksek okuluyla çok yöremizden ilerideydi bir adım. Ama niye daha fazla kalkınmasındı belde? Kazandırılacak birkaç basit tesisle göç önlenebilirdi pekala. Evvelkilerin gurbet ellerde çektiklerini yaşamasındı yeni kuşaklar. Bırakın namerde, merde minnet etmesindi uşaklar. Hoş, mevcut potansiyel ziyadesiyle vardı zaten. Anadolu boşalmasın, İstanbul tıkanmasın diyenler acilen bir şeyler yapmalıydılar doğup büyüdükleri topraklar için. Belde gençlerinden kurulu folklor takımı hop oturup hop kalkıyor, duramıyor bir yerinde. İnanın ne ayaklarını takip edebildim onların ne de omuzlarını. Mizaçlarını sergiliyorlardı sanki. Hareketliydiler, heyecanlıydılar, sabırsızdılar, ataktılar. We'll be right back.
Biz de programımızı noktalayalım bahaneyle. Hadi kalın sağlıcakla.